Amerika terör örgütünün üzerinde durduğu iki kesim var. Öncelikli olarak bölgede. Birisi kadın, diğeri de gençler. Bu iki kesim üzerinde gerek sahada ve gerekse teoride önemli ve bir o kadar da yıpratıcı bir çalışma yapmaktadır. PKK iki şeyi yok etmeye çalışıyor. Onları yok ettiği takdirde amacına ulaşacağını düşünüyor. Birisi aile mefhumunu tahrip etmek, ikincisi de din duygusunu ortadan kaldırmak amacındadır ve hedefindedir. Bu ikisini zaten yok ettiğiniz takdirde bir toplumu bütün değerlerinden ve köklerinden koparmış olursunuz. Şimdi iki konuda da maalesef PKK epey bir mesafe kat etti. Bu konuda iki uygulamaları topluma, özellikle bölgedeki insanlara büyük zararlar vermektedir. Çok büyük bir belki şeyle, bir ümitle, çeşitli sosyal nedenlerle dağa kaçıp giden kız çocuklarının bir süre sonra büyük bir hüsranla karşılaştıklarını yine görüyoruz. Bizim görüş gerek bizatihi görüş, dolaylı yoldan edindiğimiz bilgiler, gerek emniyet raporlarından aldığımız bilgiler, gerekse dağdan kaçıp gelip çeşitli beyanatlarda bulunan, ifadeler verilen kız çocukların ya da kadınların dağda köle gibi kullanıldıklarını görüyoruz. Cinsel tacizlere maruz kaldıkları, tecavüze uğradıkları, köle gibi kullanıldıkları, kadınların tecavüze uğramaları, kadınların Abdullah Öcalan'la birlikte olmaları, durumunda özgürleşme. Mesela Abdullah Öcalan'ın yoğunlaşma evleri vardı. Bunu Suriye'de, Türkiye'ye gelmeden önce yoğunlaşma evleri adı altında örgüte katılan kız çocuklarıyla ya da kadınlarla birlikte olduğu takdirde onların özgürlüklerine kavuşacağını ifade eder mesela. Yine bu konuda Merkezi Bayanlar Komitesi oluşturulur. Hem Abdullah Öcalan'ı hem Kandil'deki savaş baronlarına ya da işte örgütün sözde liderlerine liderleriyle birlikte olabilecek bir Merkezi Bayanlar Komitesi oluşturulur. Özgürleştirme aslında şeyin, yine Abdullah Öcalan'ın kendi sözlerinden şunu anlıyoruz. Bir kadın ancak namus kavramını yok ettiği takdirde özgürleşebilir. Bu Abdullah Öcalan'ın kendi ifadesidir. İslam kadını tutsak hale getirmiştir. Aynı zamanda kadın kapitalist sistemin bir hücresidir Öcalan'a göre. Bu hücreler yok edilirse, yani aile kavramı ve mefhumu ortadan kaldırılırsa, kadın namus kavramını terk ettiği takdirde özgürleşmiş olarak görülür ve adedilir. Yani aileyi ortadan kaldıracaksınız, evlilik meselesini ortadan kaldıracaksınız ve bütün bunlardan azade bir şekilde yaşarsanız, yani özgürleşebilirsiniz. PKK'nın namus kavramını yok ettiğini ve namus kavramına karşı çıktığını ifade eden bir düşüncem oldu. Hatta ben örnek olarak da şunu verdim. Yani bazı işte 40'a yakın kız çocuğunu götürüp dağda ihbar ettiklerini ve sizi kirlettik, ailenize dönemezsiniz, burada kalmak zorundasınız. Bu ifadeyi kullandım. Bu bir doğru bir bilgidir. Keza yine aynı ifademde, bir ilçemizde akşam kadınlar götürülüyor, sabah evlerine dönüyorlar. Karşı çıkan kocaları PKK militanları tarafından tehdit ediliyor. Ben bunu ifade ettiğimde ve bu medyada yer aldığımda beklerdim ki mesela karşı taraftan böyle bir şey reddedilsin. Oysa PKK'nın malum partisinden bir siyasi yetkili benim bu sözlerime karşılık "beden bizim için namus değildir" diye sosyal medyadan bana cevap verdi. Yani inkar etmediler, ancak namus kavramının kendileri için bir anlam ifade etmediğini ya da bedenin namus kavramını içermediğini ifade ettiler. Yani PKK'nın bölge halkı üzerindeki tahribatı aile üzerinden yürümektedir. Öyle hikayeler dinlemişizdir ki, mesela Kandil'de ya da örgütte kadına, kıza tecavüz ediyorlar. Kız hamile kalıyor. Kız bunu, hamileliğini saklıyor. Beline kemer bağlıyor. Ancak bir süre sonra artık hamileliğini saklayamayacak hale gelince de mezarını kendisine kazdırıyorlar. Kadınlara kurşunlatıyorlar. Yani terörist kadınlara kurşunlatıyorlar. Kadın ölmeyince de başını taşla ezerek öldürüyorlar. Mesela.
Bu tür dünya kadar örnekler var. Hatta bu konuda bizim... Tabii mesela ben yazdığımız bir kitap yazdık biz aynı. PKK'nın, Kürtlerin PKK'yla imtihanı. Burada 29 kadının başına geçen hikayeler falan yazıldı.